Mısır halkını doyuran ve felaketten kurtaran Allah'ın adıyla. Çocukken Mısır'ın önceki azizi Potifar için Mısır'ın geleceğini anlatan bir kitap okuyordum. Ve o kitapta bir gün gelecek ölçütlerin değişeceği, zenginlerle yoksulların yer değiştireceği, servet sahiplerinin işlerini ve kölelerini kaybedeceği, köleler ve zulüm görenlerin kurtulup alın yazılarına hakim olacağı ve o günde Amon'a hiç kimsenin tapmayacağı yazıyor. Yaşasın özgürüz! Allah'ın peygamberi Yüzü Arsif'e selamlar olsun! Mısır'ın bilgi azizine selam! 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 Bilgi azize selam! 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 Potifar bir gün bu öngörünün gerçekleşmesine tanık olmayı çok istiyordu. Ancak ömrü vefa etmedi ve şimdi sizler bu öngörünün gerçekleşmesine tanıklık ediyorsunuz. Yaşı büyük olan birçok Mısırlı çok iyi hatırlayacaktır ki bir gün bu Teps kentinde köle satılan meydanda bütün insanlar bir çocuk köleyi satın almak için toplanmıştı. Bugün o köle Mısır'ın sahibi ve maliki oldu. Bir gün siz Yüzü Arsif'in efendisi olmak istiyordunuz. Şimdi o sizin efendiniz. Doğru söylüyor. Potifar'ın o köleyi satın aldığına tanıklık etmiştim. Ama şimdi o çocuk hepimizi satın aldı. Böyle olacağını bilseydim o çocuğu kendi ellerimle boğardım. Bütün bunlar iradelerin üstündeki bir iradenin varlığını gösteriyor. Onun kudreti bütün kudretlerin üstündedir. Ama ben bugüne kadar ne kendimi köle ne de Yüzü Arsif Efendi olarak gördüm. Bunun kölelik olduğunu kim söylüyor? Bu köleliği bizler özgür ya da efendi olmaktan 1000 kat daha değerli sayıyoruz. Evet. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Evet, iyi ki varsın. Bugün buraya sizi Yüzü Arsif ve Mısır devletinden kurtarmak için çağırdım. Allah'ın kulluğunu kabul eden insanlar hiçbir devletin ya da gücün kulu ya da kölesi olmamalıdır. Sizler bugün kendinizin ve ailenizin özgürlük senetlerini alacaksınız. Bugünden itibaren hepiniz özgürsünüz. Ancak daha önce başkalarının özgürlüklerini kısıtlayanlar hariç. Halkın alın terinden servet edinenler ve köle sahipleri köle olarak kalacaklardır. Onları zincire vurmayacağız. Ancak eğer yanlış bir şey yapmaya kalkışırlarsa onları şiddetle cezalandıracağız. Ben Mısır halkını, köleleri ve baskı görenleri özgürleştirmek ve onlara baskı uygulayanları zincire vurmak için satın almıştım. Demek Mısır halkına kölelik senetleri imzalatmasının nedeni buydu. Yüzü Arsif Hazretleri ne yaparsa bir hikmeti vardır. O böyle yaparak iyi ile kötüyü birbirinden ayırdı. Mısır Azizi'nin sözleri
Peygamberin sözlerine benziyor. O Mısır'ın kurtarıcısıdır. Yarından itibaren bütün siloların sorumluları halka bedava buğday vermekle yükümlüdür. Şimdi Mısır devleti halkın karnını doyurmakla mükelleftir. Hem bugün özgür bırakılanların hem de köle olarak kalacak olanların. Yakında Allah'ın izniyle kıtlık son bulacak. Ancak kıtlık bitinceye kadar ihtiyatlı ve idareli davranmaya devam edin ki bir sorunla karşılaşmayalım. Evet, çok doğru söylüyor. Evet, haklı. Doğru söylüyor. Büyüklerimiz de çok haklı. Daha önce burası Amon Tapınağı'ydı. Bundan böyle burada tek Allah'a övgüler sunulacaktı. Bir dahaki toplantımızda burayı Amon'un heykellerinden temizlemeliyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.